İstihbaratlar şüphesiz ki bir devletin kaderini tamamen değiştirebilir. İstihbaratlar sayesinde birçok savaş kazanılmış veya kaybedilmiştir. Eğer iyi bir casus ağınız varsa güçlü bir devlet olmanız kaçınılmazdır. Tarihin başlangıcından bu yana istihbarat ağları tarih sahnesinde her zaman var olmuştur. Cengiz Han'ı bile güçlü yapan detayların en önemlisidir. İkinci Dünya Savaşı'nda da atom bombası alınan istihbaratlar sonucunda atılmıştır. Bu konuda İngilizler çok başarılıydı. Özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde ve Türkiye'nin yeni kurulduğu yıllarda Anadolu'yu mercek altına almışlardı. Hemen hemen bütün önemli kişilerin hayatlarını ve kişilik analizlerini gözlemlemişlerdi. Bu videoda bazı önemli kişiler hakkında tuttukları raporlardan bir derleme yaptım. Bu raporlarda önemli kişilerin hayatlarını baştan aşağı yazsalar da ben yalnızca İngilizlerin değerlendirmelerini ele aldım. Bunu yazan kişilerin o dönemde bizimle savaştıklarını unutmamalıyız. Çünkü bu onların kötü gözle bakmalarına ve taraflı düşünmelerine sebep olmuş. Yalnız videoya geçmeden önce sizlere bir kanal önermek istiyorum. Bu videonun sponsoru olan Sadece Burak kanalı, tarih ve genel kültür üzerine son derece güzel videolar çekmekte. Etkileyici anlatım tarzıyla bu kanalı çok seveceğinize eminim. Bir girip göz gezdirmenizde fayda var. Kanalın linkini açıklama kısmına bıraktım. Linke tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Kendisi Almanların özel ilgisine mazhar oldu ve Almanya'ya derin hayranlık duydu. Ünlendikten sonra şöhret başını döndürdü. Ordu içerisindeki yeteneksiz personelleri ihraç etme cesareti gösterdi. Enver Bey yaklaşık 1.65 boylarında, zayıf bir vücuda sahip. Ancak İtalyan saç kesimi tarzıyla oldukça yakışıklı. Açık tenli ve gülümsediği zaman çekici bir görünümde. Sessiz ve ağzı sıkı biri. İttihat ve Terakki yöneticileri basit hayatlarını sürdürse de Enver Paşa görkemli malikanelerde yaşar. Yaveri veya yanında en az 4-5 general olmadan dışarı çıkmaz. Her zaman arkasından bir araba takip eder ve bu arabanın içi silahlı korumalar barındırır. Her zaman aşırı önlemcidir. Bunun yanında gösteriş yapmayı sever. Şüphesiz ki Jön Türk Partisi içindeki en suçlu kişi, kendisini Napolyon'un reenkarnasyonu olarak görüyor. Napolyon'un heykeli her zaman masasında durur. Ülkesini kurtarmayı kaderi olarak görür. Amaçlarına ulaşma konusunda sınırsız bir hırsı ve vicdansızlığı bulunuyor. Söylentilere göre Almanların cesaretlendirmesiyle tahta çıkma arzusu var. Hastalığından ve bir yönetici olarak popülerliğini kaybetmesinden dolayı Kasım 1924'te başbakanlıktan istifa etti. Şeyh Said isyanı sırasında Mustafa Kemal tarafından yeniden göreve çağrıldı ve başbakan oldu. Mustafa Kemal'in Latife Hanım'dan boşanmasına karşı çıktığı için Mustafa Kemal'le arasında gerginlik ortaya çıktı. Ulusalcı ordunun başarısında önemli roller üstlendi. Lozan'da kendisinin nasıl inatçı bir müzakereci olduğunu gösterdi. Saygılıdır ve asla kızgınlık belirtisi göstermez. Ancak ağır işitme probleminden muzdariptir. O, son 4 yıldır olduğu gibi Mustafa Kemal'in güvenini kazanmış ulusalcı liderlerden biri olarak Cumhurbaşkanı'nın sağ koludur. Mustafa Kemal'e tam olarak bağlıdır. Yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Savaş sırasında çeşitli görevlerde bulundu. Kasım 1922'de Ankara'ya gitti ve bir süre işsiz kaldı. Daha sonra askeri müfettiş oldu. Çabuk kavrayan, parlak bir zekaya sahip, askerliğin her dalında usta ve verilen görevler konusunda vicdani sorumluluk taşır. Halen Türk ordusu üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir. İngilizler milli mücadele yıllarında Mustafa Kemal Paşa'yı tehlikeli biri olarak adlandırmıştı ve ona zıt olanların birleştirilerek desteklenmesi gerektiğini raporlara düşmüştü. Bir dönem Enver Paşa ile ters düştüğü için bir süre aktif görev alamadı. 1917 ve 18'de Filistin önlerinde iki kez 7. Ordu'ya kumandanlık etti.
Fakat Alman subaylar ve Enver Paşa ile olan anlaşmazlığı devam etti. Mayıs 1919'da artan milliyetçilik eğilimlerini önlemek için Anadolu'ya gönderildi. Ve Samsun'a ulaştığı zaman milliyetçi hareketin lideri oldu. Sonrasında ulusalcı ordunun kurulmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Cumhuriyeti kurduktan sonra bütün idareciler onun kontrolü altına girdi. Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki'nin politikalarını devam ettirmekle beraber birçok noktada getirilen yeniliklerin uygulayıcısıdır. Mustafa Kemal Paşa, solgun tenli ve çelik gri gözleriyle sabit bir ifadeye sahip. Keskin ve güçlü yüz hattına sahip. Şimdilerde kilo almaya başlamış. Konuşması etkileyici bir özelliğe sahip. Ancak bireysel anlamda az bir çekim gücü var. Oldukça iyi bir lider. Aynı zamanda üstün zekalı. Tüm üstün zekalılar gibi kıskançtır. Ve muhalefete tahammül edemez. İlk zamanlardan beri alkol kullanır. Ve hala sık sık bu alışkanlığını sürdürür. Buna karşın çelik gibi bir bünyesi var. Mustafa Kemal ile çok yakın bir ilişkiye sahip. Kemalist ordunun yönetim ve organizasyonunda büyük rol oynadı. Fevzi Paşa, 1. Dünya Savaşı sürecinde Enver Paşa'nın güvendiği bir isimdi. Şimdi de Mustafa Kemal'in güvenini kazandığı anlaşılmakta. Halide Edip tarafından iyi bir asker ama başka bir şey değil şeklinde ifade edilmekte. Paşa, ordu üzerinde ciddi bir etkiye sahip. Bir zamanlar Pantruancı olduğu gibi Pan-İslamcı bir görüşe de sahipti. Halifeliğin kaldırılması sırasında Mustafa Kemal'in tek rakibi olarak kabul edilmekteydi. Eski modadır. Eşi ve kızlarını kimseyle görüştürmez. Kemalist harekete katılan ilk Türk generallerdendir. Mustafa Kemal'in en güvendiği kişiler arasında yer alır ve bağımsızlık düşüncesine sahiptir. Ali Fuat Paşa dürüstlüğü ile ün salmıştır. 1. Dünya Savaşı sırasında Alman generallerle arası iyi değildi ve mütareke döneminde şiddetli bir anti-İngiliz olduğuna inanılmaktadır.